Şimdi şöyle bir şey var. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edileceği, Cenab-ı Hak tarafından koruma altına alındığı ifade buyurulmuş. Biz buradan Kur'an dışında başka hiçbir şeyin korunmadığı neticesini kendimiz çıkarıyoruz. Kur'an böyle bir şey söylemiyor ki. Yani gene az önce söylediğimiz şey oluyor aslında. Kendi hevamızı esas alıyoruz, onun üzerine yeni hükümler bina ediyoruz. Cenab-ı Hak Kur'an'ı koruyacağını vaat etmiş. Amenna ve seddakna. Bu Kur'an dışında başka hiçbir şeyi korumadığını mı gösterir? İddia ettiğimizde de bu rejim ayeti ve keçinin yemesi Ha, bu konusunda Kur'an değil ki ama. Hayır, hiç alakası yok. Yani ona Kur'an ayeti desek bile, ki bunu defalarca açıkladım ben. Biz ona Kur'an ayeti desek bile, metni neshedilmiş bir şey olduğu için bizim için o artık Kur'an ayeti değil. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a önce indirilmiş, ezberletilmiş, sonra da unutturulmuş ayetler var mı? Var. Nereye gitti bunlar? Yani soruyor muyuz hiç mesela biz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmiş Kur'an olarak ezberletilmiş, sonra da unutturulmuş ayetler var. Bunlar ne oldu? Nereye gitti? Ayet var. Senukri'uke fela tensa illa maşaallah. Biz bu Kur'an'ı sana okutacağız. Unutmayacaksın. Allah'ın unutmanı diledikleri müstesna. Yani dolayısıyla biz o ayetleri sormuyoruz. Bu unutturulmuş ayetler ne oldu? Nereye gitti? Keçi mi yedi? Yağmur mu yağdı? Deprem mi? Sel mi? Yangın mı? Ne oldu? Çünkü bizim için o önemli değil. O metni Kur'an değil bizim için. Bizim için bir şey ifade etmiyor. Eğer o rejim ayeti diyeceksek ona, o bir ayet idi diyeceksek, o da unutturulmuş, Efendimiz'e unutturulmuş ayetlerden birisidir. Dolayısıyla bizim için onun akıbetinin ne olduğu hiç önemli değil. O Kur'an'ın korunmadığına bir delil yapılamaz. Çünkü o Kur'an değil. Artık bizim için Kur'an değil. Kaldı ki önemli bir kesimi alimlerin diyorlar ki bu ayet değil. Bu sünnetle sabit bir hüküm. Buna ayet denmesi, bazı rivayetlerde, sahabeden gelen bazı nakillerde buna ayet denmiş olması Allah'ın indirdiği bir hükümdür anlamına gelir diyorlar. Yoksa bu Kur'an ayetleri zımnında bir ayetti demek değildir. İmam Bukhari'nin sahihinde yer alan tekrarlarıyla birlikte 9.000 küsür rivayet var. Bu rivayetin her bir kelimesini İmam Bukhari tekeffül etmiş mi, etmemiş. Biz Sahih-i Bukhari'de bilhassa şevahit babından yer almış bir takım zayıf rivayetleri bulunduğunu söylüyoruz. Bu işin erbabı bunu biliyor zaten. Kitabın aslını, usulünü teşkil edenler dışında şevahit bakımından başka rivayetleri takviye için bunlar sevk edilir. Şevahit ya da itibar diyoruz biz bunlara. Bir hadis alimi bir kitabında bir hadis nakleder, sonra onu takviye için başka bir hadis daha nakleder. İşte bu ikinci hadis zayıf olabilir. Bukhari'de de Müslim'de de bu tarz rivayetler vardır. Ama bu iki kitabın usulü, aslı, esas omurgasını teşkil eden rivayetler arasında zayıf yoktur. Bir kimsenin böyle demesi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bize kadar korunmuş gelmiş bir birikimin, bir müktesebatın olduğunu ifade eder. Bu niye bizi rahatsız etsin ki? Bundan rahatsız olacaksa Yahudiler, Hristiyanlar rahatsız olsun. Efendimiz'den bize korunarak gelmiş onun sözleri, fiilleri, takrirleri, sünneti, bu bizim için iftihar vesilesidir. Yani ben bunu anlamıyorum. Niye rahatsız oluyorlar bundan? Kendi akılları Ha, bu diyorlar niye da şirk olsun bir de? rahmet Yani bu niye şirk olsun? Cenab-ı Hak ben Kur'an dışında başka hiçbir şeyi muhafaza etmedim buyurmamış ki. Ben Kur'an'ı muhafaza edeceğim buyurmuş. Bu neyi gösterir? Kur'an'ın muhafaza edildiğini gösterir. Başka bir şeyin muhafaza edilmediğini söylemek için ayrı bir delile ihtiyaç var. Sünnet muhafaza edilmemiştir diyorsa biri, bize onun delilini gösterecek. Buhari'deki şu hadis muhafaza edilmemiştir diyorsa bir adam, bize onun delilini gösterecek. Ezberden böyle genellemeler yaparak filan bu iş olmaz.